Merhaba çocuklar. Merhaba. Selam. Evet, merhaba. Ben Lee. Nasılsınız? Selam Gaz. Merhaba Lee. Benim adım Will. Selam Will. 480'e bakmaya evet. geldiniz herhalde. Evet. Tamam. İşte burada. Vay canına. Çok iyi değil mi? Harikadır. Çok düzgün. Vay canına. Muhteşem. Çok güzel değil mi? Sınırlı üretim. Sınırlı üretim modeli. İki renk boyası. Turbo tekerlekler mi? Turbo tekerlekler. Önde turbo spoiler var. İçi de yarı deri kaplama. İçi yarı deri mi? Peki neden satıyorsun ki? Bana daha eski bir Volvo miras kaldı. İlk sahibinden beri bizim ailede. Artık onunla biraz ilgilenmem gerekiyor. Bu arabanın hikayesi ne? Nasıl eline geçti? Paslanmamış ve özellikle de benim istediğim türde bir tane bulmam biraz zaman aldı. Ve kesinlikle bu iki renk boyası olan sınırlı üretimi istiyordum. Galler'de buldum. Gördüm ve işte bu benlik dedim. Ama evet, çok iyi. İçi dışı bu durumda olan pek fazla bulamazsınız. Gaz, şuna bakar mısın? Daha 69.247 mil, yani 111.000 kilometrede. Sahibi, gerçekten evet, 111.000 kilometrede. Evet. Modeline göre kilometresi çok düşük, evet. Arabanın durumundan da belli zaten. Büyük oranda garajda durdu zaten. Gövde kısmının iyi olması sebeplerinden biri de bu. Bilin, bu harika görünen 480'in büyük bir sorunu olduğunu, yani çalışmadığını öğrenme vakti geldi. Bunu çalıştırdın mı? Çalışıyordu. Araç muayene istasyonuna kadar gayet güzel gitmişti ama sonra gitmemeye karar verdi. Tamam. Yani. Anladım. Soru. Buyur. Motor çalışmıyor ki elektronik aksamdan kaynaklı olabilir. Tamam mı? Bu beni endişelendirdi çünkü Volvo'ların elektronik aksamında bir sorun çıkacak olursa büyük bir probleme dönüşebilir bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka bir şey biliyor muyuz peki? Devir değiştiriyor, gitmek istiyor. Önemli olan bu işte, gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Ciddi bir şey olmadığından eminim. Pekala, tamam. Mekanik aksamları basit. Yarma deri olmasını sevdim. İşte. Harika değil mi? Evet. Muhteşem. İşte. Öyle değil mi? Evet. Harika. İçinde 80'lerin güzel Volvo tasarımı var. Muhteşem. Birkaç ekstra gösterge ekledim. Bunları sen mi taktın? Evet. Sahibi. Bunlar gerçek Volvo parçaları ama 480 sahipleri için bunlar detay. Plastikleri genelde çıkıyor. Ben bütün kapı ceplerinin iyi olduğundan, emniyet kemerlerinin çalıştığından emin olmak tamam. istedim. Elektronik aksam da çalışıyor. Önemli olan bu. İki pencerede çalışıyor. Sunroof çalışıyor ve en önemlisi bir yol bilgisayarı var. Bilgi merkezi mi? Aynen öyle, evet. Bu bilgi merkezi. Bununla biraz uğraştım. Elimden geldiğince orijinal yaptım. Bu inanılmaz. Bu arka kısım biraz yerinden çekmiş değil mi? Doğru. Tavan döşemesi biraz açılmaya başlamıştı. Tekrar dikilmeleri gerek. Evet, doğru. Arkadaki koltuklar harika değil mi? Gerçekten harika. Küçük koltuklar. Onları çok seviyorum. Evet, bunlar yatıyor orada. Bu gerçek evet, mi? Evet, evet. Evet. İnanılmaz. Çok klas. Öyle değil mi? Sonuçta Volvo işte. Kaputun altına bakalım mı? Buyurun. Açma düğmesi aşağıda. Motora da. Atmosferik motor. Atmosferik motor. Evet. Hey! Ben tutabilirim. Şuna bak. Bak, şunlardan var. Evet, görüyorum. Kolayca da kalkıyor. Gaz. Harika görünüyor. Bir başka güzel motor. Evet. O nesilden değil mi? Gerçekten çok güzel motorların yapıldığı nesilden değil mi? Hı-hı. Açıkçası bunlar güvenilir motorlar. Evet. Çok evet, güvenilir evet. motorlar. Doğru. Evet. Lee, motorun çalışmadığını biliyoruz. Evet. Peki arabanın bildiğin başka bir sorunu var mı? Benim bildiklerim şunlar. Frenlere bakmak lazım. Fren çatalları takılıyor. Fren borusunun da değişmesi lazım. Bu yüzden muayeneden geçmedi zaten. Will artık neyin ne olduğunu biliyor. Araba gitmiyor ve durmuyor. Peki bize birkaç dakika müsaade eder misin? Biz biraz konuşalım. Tabii. Sonra sana dönelim. Buyurun, acele etmeyin. Tamam. Tamam, sonra görüşürüz. Teşekkürler. Bir araba iyi durumda görünse bile çalışmayan bir şeyi almanın riski çok büyüktür. Yani aslında bu iş görür. Evet, iş görür değil mi? Ayrıca satmak isteme nedeni de mantıklı. Yani ona güveniyorum. Evet. Evet, ben de ona güveniyorum açıkçası. Çok güvenilir birine benziyor. Öyle görünüyor. Bunu 1295 sterline satıyormuş, öyle dedi. Evet, 1295. Ama araba çalışmıyor. Evet. O yüzden riske girmek zorundayız. Sence bütçemizi aşacak pahalılıkta bir şey olur mu bunun sonucu? Ne diyorsun? Arabanın çalışır hali 1600 sterlin civarı olmalı. O zaman yaklaşık 800 sterlin civarında bir şey söyleyeceğiz değil mi? Evet, bence de. Paramızı ikiye katlamamız gidelim lazım. Mi? Evet, hadi. Gidip bir konuşalım. Bakalım ne diyecek. Tamam Lee, iyi bir haberimiz var. Tabii bir de kötü haberimiz de var. Tamam, evet.
Bu arabayı ne kadar çok sevdiğini, ona neler yaptığını, onun için ne kadar çok para harcadığını anlıyoruz. Biz de bunu devam ettirip onu çalışır ve hak ettiği bir duruma getirmek istiyoruz. Ama bildiğin gibi araba çalışmıyor ve bu yüzden iyi bir alıcı bulman mümkün değil. Farkındasın herhalde, değil mi? Yani bu apaçık ortada. Bunun farkındayım, evet evet, tamam. Bir tavan rakamımız var, üstü bizim işimize yaramaz. Tamam. Bunun için 800 sterlin veririz. 800 sterlin. Evet, bunu kabul edersen onu alıp iyice elden geçireceğiz. Onu tamir edip çalışır hale getireceksiniz. Evet, sonra da onu en az senin kadar sevecek ve iyi bakacak birine satacağız. Benim için makul bir fiyat. Aklımdaki rakam buydu. Tamam. Mantığımla değil, kalbimle karar vereceğim bir karar olacak sanırım. Evet, tamam diyorum. Yaşasın. Teşekkürler Lee. Evet, sizin de. Ederiz Lee. Harika. Teşekkürler. İyi bir yere gitmesine tamam, sevindim. Çok memnun olduk. Harika. Gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz. Arabayı çalıştırıp onu rampaya kadar sürmek istiyorum. Ama maalesef araba çalışmıyor. İşe yaramıyor değil mi? Bunu kabul edeceğim. Araba gitmiyor. Will'in vinci olmadığına göre onu kamyonete nasıl yükleyeceğiz? Çok felaket durumda değil mi? Unutma, fren çalışmıyor. Gaz, bu ancak ip koparsa önemli. Evet, doğru. Tamam, hazır mısın? Evet. Neredeyse kalbinizi durduracak bir ana ne dersiniz? Will dahice bir plan yaptı. Volvo'yu kamyonete sürükleyeceğiz. Ufak bir detay. Araba durmuyor. Daha tamir etmeden onu parçalayacak mıyız yoksa? Dur! Ama işimizi gördü. Ama çok kolay oldu değil mi? Bu arabayı çok seven satıcının da bizim de deneyip bunu çalıştıramamamıza rağmen yeni Volvo projemiz konusunda hala iyimseriz. Çok mutluyum. Bence çok güzel bir iş başardık. Ve sen de çok iyiydin Gaz. Sana şapka çıkarıyorum. Buna baktığımda kendine özgü olması harika. Muhteşem. Tam istediğimiz şey diye düşündüm. Çünkü kendine özgü olduğu için bundan çok daha iyi para kazanabiliriz. Ama bu ancak doğru bir anını kollayıp bunu gerçekten isteyen birine satarsak işe yarayabilir. Değil mi? Aynen. Aynen. O yüzden üzerimizde biraz baskı olacak sanki. Karar verildi. Ne olduğunu iş arabayı satmaya gelince anlayacağız. Evet, evet. Aynen öyle. Üstümüze döndüğümüzde hala bir sürü şüphemiz vardı. 480 muhteşem görünüyordu ama çalışmadığı ve gitmediği gerçeğini değiştirmiyordu bu. Bu sorunları çözemezsek bu muhteşem kupe korkunç bir hata olacak bizim için. Biraz daha bakmak istiyorum çünkü bunun ne kadar güzel olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle, yani neredeyse gıcır gıcır, öyle değil mi? Bu nasıl oldu? Şansımız nasıl bu kadar yaver gitti? Bence bu kesinlikle bugünün en önemli sorusu. Bu kadar iyi durumda harika bir arabayı böyle düşük bir rakama nasıl aldığımızı inan bana ben de bilmiyorum. Bundan daha iyisi olduğundan şüpheliyim. Peki arabanın sorunları ne? Bozuk bir kapı kilidi var. Sonra tavan döşemesi sökülmüş. Zor olmasa gerek. Peki başka neler var? Frenler var. Frenler çalışmıyor. Yani borusunda falan bir delik var. Tabii aynen öyle bir şey işte. Kamyonette de küçük bir birikinti olmuş zaten. Onu tamir edebiliriz. Motorumuz da çalışmıyor, onu unutmayalım. Aslında düşünecek olursam bu motor bir Renault motoru değil mi? Volvo'da kullanılıyormuş. Evet. Lee araç muayenesine götürdüğünde çalıştığını söylemişti. O yüzden motorda çok büyük bir hasar olamaz. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar güvenilirdir. Yardımcı aksamla ilgili olabilir. Bence elektrikle alakalı. Yani kesinlikle böyle bir şey. Bana da öyle geliyor. Evet. Bana kalırsa kısa süre içinde biz bunu çalışır hale getiririz. Katılıyorum. Arabayı hızlı bir şekilde satmalıyız. O yüzden 7 günlük açık arttırma ilanı koyacağız. Arabanın da kusursuzca çalıştığını yazacağız. Volvo 1993. Başlangıç fiyatı olarak 500 sterlin koyacağız. Çünkü bir yerden başlamak lazım. Hemen al seçeneği de koyacağım. O biraz yüksek olacak ama 3495 sterlinle şansımızı deneyelim diyorum. Bakalım ne olacak. Rezerv fiyatı da 2200 sterlin olacak. İlanı yazmak çok vaktimi aldı ama galiba bu iş oldu. Arabanın durumu ve ender bulunması sebebiyle riske girdik ve arabanın değerinin üstünde bir rezerv fiyatı koyduk. Bu gözü peklik mi yoksa delilik mi? Sıra geldi ilanda belirttiğimiz gibi Volvo'muzun kusursuz şekilde çalışıp çalışmayacağını görmeye. 480'i tamamen çalışır hale getirmek için 5 günümüz var.
ve işe bir fincan çay içerek başlıyorum. Al bakalım güzel bir fincan kahve gaz. Teşekkür ederim. Düşünmeden edemiyorum. Çok tutmasa gerek öyle değil mi? Bu arabayı çalıştırdığımız an altın madeni bulmuş gibi olacağız. Bu kolaylıkla çalışırsa resmen turnayı gözünden vurmuş olacağız. Öncelikle yakıtı ve elektronik aksamı kontrol edip nerelerde sorun olduğunu bulmamız gerekiyor. Sen aküye tak istersen, ben de buji anahtarı getireyim. Burada eski bir akü var ama miadı dolmuş. Çöpe gitmesi gerekiyor. Akü tamamdır gaz. Bir çalıştırmayı dene bakalım. Sanırım... En azından dönüyor. Bunu biliyoruz değil mi? Evet. Bir sonraki adım yakıtın gerektiği yere ulaştığından ve bujinin çalıştığından emin olmak. Biraz daha derine gitmesi gerekiyor. Bunu çıkarırsan yakıt gidiyor mu? Ateşleme yapıyor mu? Anlarız. Evet. Epey bir yakıt var baksana. Evet evet. Buji kuru olsaydı yakıt yerine ulaşmıyor anlamına gelecekti. Bakalım bu seferki ateşleyecek mi? Tutayım mı ben? Evet, ucunu tutsana. Olur. Tamam tamam. Ateşlemiyor. Tık yok. Bu bir anlamda iyi aslında. Burası ateşlemiyor. Buradan buraya kadar da ateşleme yok. Bakalım bobin ateşleme yapacak mı? Evet. Bobin ateşleme sisteminin çalışması için motorun elektrik aksamının voltajını yükselten kısımdır. Bobin direkt ateşleme yapmazsa o zaman işimiz bitmiştir. Şu an takipteyiz. Bu distribütöre takılan parça. İçine bujiyi taktığımda çalışmış olması gerekiyor. Bakalım deneyeceğiz. Ateşlemiyor mu? Hiçbir şey yok gaz. Artık sorun ateşleme bobininde gibi görünmeye başladı. Bu hiç iyi değil. 25 yıllık Renault türevi motorun ateşleme bobinini temin etmek de kolay değil. Bobin ve kontrol biriminden oluşan son derece kompleks Renix ünitesi denen bir parça var. Yenileri tabii bulabilirseniz 200 sterlinin üstünde. Ben de bu yüzden Volvo hurdacılarına gidiyorum. Barry, merhaba. Ben Gus. Ah, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ateşleme yapmayan 480'imiz hakkında telefonla konuşmuştuk. Evet, muhtemelen büyük ihtimalle sorun Renix ünitesinde. Evet. Ve evet, stoğumuzda var. Harika, harika. Sana nerede olduğunu göstereyim, gidip çıkarabilirsin. İster misin? Harika, birkaç tane de somun alabilir miyim? Tabii, ne demek. Çok iyi, teşekkür ederim. Hadi bakalım. A1 otoyolu üzerindeki Lex tamirhanesi en meşhur Volvo hurdalıklarından biridir. 60 yıldır var ve artık az rastlanan bir şey yapıyorlar. Parçayı kendiniz söküyorsunuz. Tabii onu bulabilirsiniz. Tamam, evet. Beni dedi ki 740'dan sola dön. Bu 740. Şu da 740. Sanırım buradan sola döneceğiz. Ha, 144. Onlardan bende de vardı. Barry'nin alışılmadık referans sistemini kullanarak 480'in yerini bulmam 10 dakikam aldı. Evet, işte orada. Burada parçaları genelde %40 daha ucuzdur. İşte Renix ünitesi. Volvo hazinesi diyebiliriz. Umarım işe yarar. Barry işimi halletti ve benden her şey için 80 sterlin aldı. İhtiyacımız olabilecek parçalar da verdi. Çok verimli bir ilk gün oldu. Ve sadece 880 sterlin harcadık. Çalışması halinde arabayı rahatlıkla iki katına satabiliriz. Her şey çok iyi gidiyor. Sorun yok. Tamirhanedeki 5 günün ikinci günü. Bu önemli bir gün. Şimdilik 880 sterlin harcadık ve arabaya yeni Renix ünitesini takıp çalışan bir motorun sesini duyarsak muhtemelen değerimizi anında iki katına çıkaracağız. İkinci gün. Günaydın Gaz. Bak ne aldım, bir sürü malzemeyle dolu küçük kırmızı bir kutu. Çok güzel. Mükemmel zamanlama çünkü ben de bunu buradan çıkarmıştım. Harika. Bu yenisi mi? Bak eskinin aynısı işte. Evet. Bu harika bir haber değil mi? Evet, bu yenisi. Evet.
Şu da eskisi. Ölü olan. Aynı zamanda bize krank milisensörü de verdiler. Çünkü o değilse kesinlikle bu olur dediler. Aa, çok iyi. Ve... iyi düşünmüşler. Bak, bunu sevdim. Harika. Bak, bozuk kilit için kilit de aldım. Çok güzel dostum. Arabayı tamir etmek için her şeyimiz var. Harika. Sen onları bana ver. Al bakalım. Çünkü ben bunu güvenli bir yere koymak istiyorum. Tamam. Sen de onu tak. Çay ister misin? Aa, çok isterim. Tamamdır. Herhangi bir arabanın bobinini değiştirmek çok basittir aslında. Elektrik aksamının bağlantısı takıp çıkarılan bir şeydir çünkü. Genelde sorun erişimdedir. Ama aracımız Volvo olduğu için bu çok çok daha kolay. Al bakalım gaz. Güzel bir fincan sabah çayı. Ha, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, taktık. Sorun oysa şimdi çalışması lazım. Harika, harika, harika. Evet, tamam, ben bir denemek istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Harika. Ben burada bekleyeceğim. Tamam. Pekala. Evet, işte budur. Al sana çalışan bir motor. Çak bakalım. Hey. Projenin başında böyle bir başarı elde etmek çok iyi bir şey ama şunu unutmamak lazım. Çalışmaması 480'in sorunlarından sadece biriydi. Çünkü İsveç malı bu rüya makinenin frenlerinde de sorun var ve durmazsa yola da çıkamaz. Biz de bunu satamayız. Böylece kar falan elde edemeyiz, değil mi? Fren hattında sızıntı olduğundan şüpheleniyoruz çünkü arabadan bir takım sıvılar damlıyor. Umarım 480'i kaldırdığımızda bunu görebiliriz. Bakalım ne olacak. Hadi gaz. Hadi gaz. Aa, buldum bile. Evet. Oo. İnanılmaz değil mi? Çünkü kalanı gerçekten çok iyi. Şuradaki kısım hariç, evet. Evet, evet, bak. Bak, aynı boru değil o. Bu diğer boru. Buna kendimiz yama yapmazsak metal tüpün ya da tekere giden hidrolik sıvısını taşıyan fren hattının tamamen değişmesi gerekecek. Ve bu kolay bir iş değil. Aa, olamaz. Bak şimdi buradan geçiyor, sonra buradan geçiyor ve... Tanrım. Buraya ulaşmak zaten zor. Erişim kolay değil. Fren hattı benzin deposunun arkasında kalmış. Çıkaralım mı? Olur. Hadi. Tamam, ben aletleri getireyim bari. Bozuk kısmı değiştirmeden önce kaliperlerin üstündeki fleksi boruları birleştiren fren hattının bağlantısını kesmek lazım. Fren hatlarını kesmek üzereyim. Bunlar da yakıt borusunun hemen yanında duruyor. Önce emniyet. Ay, basit kesikler demişti. Harika. Fren sıvısı çözünür ve tekrar kullanılamaz. Bu muhtemelen yıllardır burada ve bunu çöpe atmamız gerekecek. Sonra fren hattının bağlantılarını çıkarmak için eski fren borusu uçlarını genişletmemiz ya da yeniden şekillendirmemiz gerekecek. Tamam, hadi bir deneyelim bakalım. Bu biraz alengirli bir iş olacak. Canımız bile yanabilir. Hazır evet. Mısın? Pekala. Pekala, tamamdır. Şuna bir bak. Fren hatlarını genişletmek için mengeneye benzeyen bir aletimiz var. Bunu arabanın altından yapmak ideal bir durum değil ama bizim başka seçeneğimiz yok. Çok güzel değil mi? Sonunda fren hatlarını çıkarıp yenilerini takabildik. Şimdi bu bölümü yapmalıyız. Ucu böyle bükük bir boru. Böylece enine dinginin üzerinden geçip yuvarlanarak bükülebilir fren borusuna girecek. Peki bir fren hattı nasıl yapılır? Aslında bu bir kıyafet askısına yeniden şekil vermeye benziyor. İlk ve en önemli şey bunun boyunu ölçmek ve mutlaka doğru olması gerekiyor. Bu iş arabanın güvenliğiyle ilgili olduğu için Will'in her aşamada arabayı dikkatlice kaplaması gerek. İşte devreye bu burada giriyor. Bir parça bant. Boyunu da doğru ölçmesi gerek. Yapmam gereken hat işte bu uzunlukta olmak zorunda. Çelik fren hattından ziyade bakır kullanıyoruz. Bir o kadar güçlü. Üstelik daha ucuz. 5 sterlin kadar. Bir sonraki aşama ölçtüğüm bu kablo parçasını fren borusuna aktarmak. Pekala, şimdi bunu bu uca tutar. Ve bu şekilde uzatırsam... O zaman buradaki boruyu tekrar kesmek gerekecek. Yani bandın başlangıç noktasında. Uçlarını tekrar yapmamız gerekiyor ama bu sefer arabanın altından değil. Kaldıracın üstünden de yapabiliriz. Bu havşa aleti her tür işin altından kalkar. Fren hatlarıyla oynamanın kolay bir işi olduğunu sanmıyorum ama bunu kendiniz yapacaksanız
Gereken talimatları kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Gaz, fren borusu için hazır mısın? Hazırım. Bulaşmasın diye ben uçlarına bant çektim. Al bakalım. Bak, herhangi bir pislik falan bulaşmadı. Bizi tedirgin eden şey şu. Volvo güvenliğe önem veren bir firma. Boş yere boruları benzin deposunun üstünden geçirmemiştir. Yeniden yönlendirmemizin sorun çıkarmayacağından emin olmak için Volvo sahipleriyle de durumu teyit ettik. Bu bizim orijinal fren borumuz. Bu da yeni fren borumuz. Bu şekilde birbirlerine geçiyorlar. Hepsini birleştirmek için böyle yapıyoruz. Bunu kendimiz yaptık ama fren hattını tekrar çalıştırmak bağımsız bir serviste 300 pound'a, ana bayi servisinde daha pahalıya mal olur. Bir tarafı bitirdim. Şimdi diğerini yapmam ve sonra her şeyi birbirine bağlamam gerek. Bunları taktık. İstediğim kadar düzgün olmadı. Çok düzgün değil. Olsun olsun. Yeter ki orada dursun da emniyetli olsunlar Gaz. Önemli olan o. Boşaltalım mı? Evet. Arabadaki herhangi bir hidroliğin içinde hava olamaz çünkü olsa sıkışır. Bu yüzden ya arabayı kullanacağız ya da sistemi boşaltacağız. Will frenin ana silindirini dolduruyor ve sonra da basınç oluşturmak için pedala basıyor. Tamam, devam et. Hava çıktıkça pedalların içindeki rezistansın artması gerek. Sanki oluyor gibi dostum. Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel çalışmaya başladı. Her köşe için birkaç dakika uğraştıktan sonra iş bitti. Oluyor. Tamamdır. Bastırsana. Sıvı var mı? Sıvı var. Sızıntılar için sıkıntı olmasın diye son bir kontrol yaptık. Orada sızıntı yok. Diğer tarafa da bakayım. Hayır, orada da akan bir şey yok. Güzel. Galiba başardık. Tekerlekler takıldı. Volvo tekrar yere indi ve inanılmaz bir şekilde arabanın iki temel sorununu hallettik. Daha ikinci gün ve sadece 915 sterlin harcadık. Ki bu araba bittiğinde iki katı ya da daha fazla edecek. Ama daha bitmedi. Hala halletmemiz gereken iki alengirli kozmetik işimiz var. Volvo 480S'ye ayırdığımız 5 günün 3. günündeyiz. Ve internetteki güvenilir kaynaklara göre bu durumdaki sadece 13 arabadan biriymiş bu. Ender oluşu bizi zengin eder diye umut ediyoruz. Gaz, 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 gaz. Evet. Şuna baksana, bak, bak. Teklif geldi, bak. Teklif var. Bu çok iyi. Evet, 16 takipçimiz var, bir de teklif var. 500 sterlin. Bir arabamızı gerçekten almak istiyor değil mi? Evet, bir sürü insan bakmış ama bak, teklif var, bak. Bu çok iyi bir şey işte, ne güzel. Bu inanılmaz, bu ne demek? Arabayı henüz almadılar demek. Ama ilgilendikleri anlamına geliyor. Evet evet, aynen öyle. Bize ikinci bir teklif ve küçük bir teklif savaşı gerekiyor. Daha epey yolumuz var yani. Geri kalanını halletmemiz gerekiyor. 480'imizle ilgili neredeyse hiç kötü alamet yok ama bir noktada biri arabaya zorla girmeye çalışmış. Şimdi ise anahtar çalışmıyor ama bozuk kilitli araba satmak istemiyoruz. Takmak için yeni bir kilit aldık ama içeri girmek için arkadaki parçayı çıkarmam gerek. Bunu yapmam için de kapı panelini sökmem gerek. Bu da beni çok korkutuyor. Çünkü bunu İsveç malı binlerce klips tutuyor ve eski oldukları için kırılganlar. Ama ben çok dikkatli olacağım. Bozuk bir kilitle yapılacak iki şey var. Biri yeni bir yuva ve anahtar almak ya da eski kilidi tamir edip eski anahtarı kullanmak. Yedek parçacılardan 100 sterline yeni bir yuva aldım. Bir uzmandan eski anahtara uydurmasını isteyeceğim. Evet işte. Şimdi bu eski yuvamız. Bunu buraya takarsam başka bir şey düşmesine engel olur. Harika. Anahtar yuvasında farklı kesilmiş deliklerin olduğu bir dizi plaka bulunur. Tabii ki anahtarın da geçmesi gerekir. Bu plakaları değiştiriyorum ve eskisini mahvetmenin yanı sıra yanlış takarsam yeni yuvayı da bozma riskine giriyorum. Bunların hepsini dahice bir şekilde çıkardım ve yerine yeni kilidi taktım. Ama tabii ki sonuncusu içeride kaldı. Çünkü kilidi kurcalayan onu kırmış. Kilidi kırmış. Çok güzel. Eski anahtarı kullanabilirsek epey tasarruf etmiş olacağız. Bakalım bunu buraya takabilecek miyim? Şuna bakın. Gerçekten de çalışıyor.
Şimdi tek yapmam gereken kablo bağlantısını çıkarmak. Hiçbir şeyin düşmediğinden emin olmak. Ve sonra da kilidi geri takmak. Evet. Bu tarafa mı? Ayar bileziğini oraya takıyoruz. Evet. Devreyi takıyoruz ve çalışıyor. Bu harika. Üçüncü günün sonundayız ve Volvo 480 projesi harika gidiyor. Günün birinde aldığımızın iki katına satabileceğimiz bu arabaya sadece 920 sterlin harcadık. Yapmamız gereken tek şey onu satmak. Nadir bulunan Volvo 480ES projemizin son aşamasına doğru ilerliyoruz. Ona epey vakit harcanmış, epey ilgi görmüş. Hatta bir kısmını gösterdik. Volvo'nun satışı ile ilgili bazı teklif uyarıları geldi. Hadi. Tamam, biliyor musun? Ben de henüz bakmadım bak. Açıyorum. Vay ne? Canına! Bu inanılmaz. Evet. Bu çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Öyle, harika. Buna inanamıyorum. 11 teklif var. 11. 1120 sterlin verdiler. İnsanlar bu arabayı istiyor. Evet. Haklıydık değil mi? Hem de çok haklıydık. İnsanlar bu arabayı istiyor. 26 kişi izlemeye almış. İnsanlar Volvo'muzu satın almak için birbirlerine karşı teklif veriyor. Bu çok heyecan verici değil mi? Evet öyle. Sorunlu bir arabadan çok para kazanamayız. Ve halletmemiz gereken son sorun sökülmüş tavan döşemesi. Eski arabaların kumaş yapıştırıcısı çıkınca olan bir sorundur. Zaman alır ve söküm işlemi de biraz zordur. Bu şey şimdiden gözümü korkutmaya başladı. Yapılacak çok fazla iş var. Evet, sütunlarını... Evet. Sütunlarını, evet. Kauçuk kısımları... Evet. Güneşlikleri, evet. Ve ışıkları yapmalıyız. Sonra bunu çıkaracağız. Bunun çıkarılmasına ilişkin internette okuduğum şeyler var. Evet. Kolaylıkla çıktığı yazıyor ama sonra herkes geri takmak için hurdalıklardan yenisini almış. Harika. Harika. Yapışkan mı tutmamış? Yapışkanı tutmamış, evet. Bill yıllarca dayanacak bir müdahalenin bizi zahmetten kurtaracağını düşünüyor ama bu hiç işe de yaramayabilir. Daha yakından görüp bakalım bence. Yan panelleri sökelim. Tavan döşemesi çok hassas. Kolay tamir olmaz. Pamuklar desteğe yapıştırılmış. Destekle tavana tutturulmuş. Çok komik. Şeyi düşündüm. Bunu yapmak beni çok endişelendiriyordu ama... Aslına bakarsan... Bunu nasılsa bir şekilde yapacaktık değil mi? En zoru bunu yerine yapıştırdıktan sonra parça kesmek olacaktı. Biz de özel bir alet tasarlayıp yaptık. Adı bir parça mukavva. Yapıştırıcı kurumadan önce biraz hareket imkanı sağlıyor. Kuruyana kadar tam 5 dakikamız var. Sünger nemi emmek için değil, kuruyan kumaşa hafif hafif dokunmak için. Muhtemelen Will ilk kez bir şeye hafifçe dokunacak. Harika Will. Evet, gerçek olamayacak kadar güzel. Ben gerçekten gaz, yani heyecanlanmamaya çalışıyorum ama çok güzel olmadı mı? Sabah tekrar gelecek ve her şey yıkılmış olacak. Evet, ben de ondan endişe ediyorum zaten. Yıkılacaksa da zamanı gelince yıkılacak gaz. Evet. Bu şey yerli yerinde kalırsa muhtemelen günlerce çalışmaktan kurtulacağız. Ve tavan döşemesini yeni kumaşla kaplamadığımız için yüzlerce sterlin tasarruf edeceğiz. Ama işe yaramazsa bunu ancak Bill düzeltir. Bir Volvo 480ES'i elden geçiriyoruz. Çalışmıyordu. Ve durmuyordu. Sıvı var mı? Evet, sıvı var. Ama o sorunları hallettik. Satışın önündeki son engel sökülmüş tavan döşemesini dikmek. İnanılmaz ama geceyi atlatmış. Tamirhanedeki 5. ve son iş günümüzü de arabayı kolay satmamızı sağlayacak küçük rötuşlara ayırabiliriz. Temiz yağ alıcılarda güven uyandırır ve aracın kendi servisi bunları 300 sterline değiştirmesine rağmen aslında kendiniz yapabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar bir kriko, buji tapası ve yağ dolduracağınız bir hazne. Sonrasında bırakın yağ boşalsın. Bizimki pek taze değil. O yüzden alıcı olsa da olmasa da değiştirmek iyi olacak. Bunu 10 dakika bırakalım ve yer çekimi sihrini göstersin. Sonra buji tapasını tekrar takacağız. Ve üstüne biraz yağ dökeceğiz. Sentetik yağ eklemesi bize sadece birkaç sterlin daha kazandırır. Ama satış sürecine faydası olur. C
cam yıkama, fren ve hidrolik direksiyon sıvısından Will amca sorumlu. Hepsi çok kolay. Nasıldı? Bence her şeyi çözdük. Öyle değil mi? Bence de. Hepsi bitti. Mükemmel. Mutlu günler. Volvo'yu 800 sterline almıştık. Mantığımla değil kalbimle vereceğim bir karar olacak sanırım. O yüzden evet. İyi bir yere gitmesine sevindim. Bobini değiştirdik. Bu 80 sterline mal oldu. Barry 740'dan sola dön demişti. Bu 740. Sızdıran bir fren borusunu tamir ettik. Boşaltalım mı? Evet. Ve sökülmüş tavan döşemesini. Bu harika görünüyor Will. Gerçek olamayacak kadar güzel. Hatta sadece birkaç sterline kilidi bile. Şuna bakın. Sahiden de çalışıyor. Toplamda bu araba bize 950 sterlin borçlu. Ki bu gerçekten muhteşem. Bunun bize çok para getirmesi lazım değil mi? Bence nihayet presentable bir araba yapmayı başardık Gaz. Bundan daha iyi bir 480 nasıl olabilir? Çok güzel, öyle değil mi? Güzel bir fiyata gitmemesi için bir neden yok. Bütçemizi de, vaktimizi de aşmadık ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Evet. Artık tek yapmamız gereken onu satmak. Ama bunu yapmadan önce bu Volvo'nun yıllardır tekerleri dönmediği için yolda denemeye çıkıyoruz. Bu araba muazzam. Şöyle söyleyeyim, bence sorunsuzca gidiyor. Ağırlığı, dengesi, her şeyi çok iyi. Volvo zaten güzel markadır. Karakteri varmış gibi görünen arabalar yapıyorlar değil mi? Her şeyi var bunun. Bak bu bilgisayar gerçekten çok iyi. Beni gülümsetiyor. Mesafeyi gösteriyor, motor sıcaklığını gösteriyor, yağ sıcaklığını gösteriyor. Harika bir şey bence bu. Üstelik sadece küçük bir düğmeye basarak. Sonuçta... Ortaya çok güzel bir araba çıktı. Çalışmayan külüstürü aldık ama pırıl pırıl yaptık. Tavan döşemelerini, motoru, kilidi, frenleri, her şeyi tamir ettik. Ortaya gurur duyacağımız güzel bir araba çıktı. Değil mi? Evet. Bu arabaya özen gösterildiği her halinden belli. Koltukların birinde bile bir iz yok. Çok güzel gidiyor. İçi muhteşem, dışı muhteşem. Bence insanlar bunun internette fotoğraflarını görse... Yani şu an 16 izleyen var. Harika. Bu artacak da. 480 Volvo isteyen kesinlikle bunu almalı. İnternet açık artırmamız neredeyse bitti. Rezerv fiyatını 2200 sterlin olarak belirledik. Ve tüm işaretler bunu yakalayacağımızı gösteriyor. 14 teklif var ama sadece evet. 1160 sterlin vermişler. Umarım şu an bizim gibi bilgisayarın başında oturan 14 kişi daha vardır dostum. Yani sen 2000 olacağını düşünüyorsun. Yani evet. Geç cevap verdin. Bence cidden sadece 1300 sterline çıkacak ki iyimser konuşuyorum. 2 dakika kaldı ve gerilmeye başladık. Büyük toplar henüz teklifte bulunmadı. Sorun bunun kendine has olması. Sorunlarımızdan biri bu değil mi? Öyle kendine has bir araba ki internette bu arabayı arayan doğru kişiyi bulmamız lazım. Evet doğru. Bunun için 7 günümüz var. 1 dakika 3 saniye kaldı. Evet ama bizi heyecanlandıracak rakama gelmedi henüz. Yani bunun pat 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 yükselmesi lazımdı normalde. Ama olmadı işte. 48 saniye kaldı ve kimse hamle yapmıyor. Her şeyimle dua ediyorum şu an ama durum iç açıcı değil Gaz. İyi görünmüyor değil mi? Bu harika bir araba değil mi? 30 saniye, 22 saniye. Az kaldı. 5. Evet hadi bakalım. 4. 3. 2. 1. Teklifin üstüne çıkan olmadı. Biz de arabayı satmadık. Ha, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Neden bilmiyorum ama bunu şahsi algıladım. En azından ederinin altına satmadık. Evet. Ama evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Çok üzücü değil mi? Öyle. 7 günlük açık artırma insanların görmesi için yetmiyor demek ki. Bu bir klasik. Şimdi bununla ne yapacağımızı bulmamız lazım. Çünkü bunu mutlaka satmalıyız. Evet. Hadi bakalım.
Moralimiz bozulsa da kendimizi toparlayıp yeni bir alıcı bulmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kuzey Londra'da bir kafede yapılacak olan gayri resmi bir klasik araba toplantısına gidiyoruz. Hemen satış yapmayı beklemiyoruz ama araba severlerle buluşturmak istiyoruz. Ben bu arabaya inanıyorum ve biliyorum ki doğru insan bu arabayı görünce alacak ve her şey harika olacak. Önemli olan bunun doğru zamanda doğru insana pazarlanması. Ama maalesef henüz bunu başaramadık. Çok uzak bir ihtimal değil. Artık bu gurur meselesi oldu. Bu arabayı insanlara göstermeliyiz. Bu araba için doğru insanı bulmalıyız. Bu kadın ya da adam bize gelmezse biz onlara gitmeliyiz. Bu işi başarmamız lazım Gus. Başarmamız lazım. Hayranlar 480'e hemen ilgi gösterdi. Yaptığımız iş hoşlarına gitmiş gibi. Renault motoru olan evet, bu mu? Çok güzel evet. Evet Renault 21. Boyası çok güzel. İçine bakın. Evet. Yepyeni gibi. Evet. Hayatımızı değiştirdik sayılır. İşimizi bıraktık ve araba alım satım işine girdik. Genelde hafif bozuk olan, hafif hurda olanları alıyoruz ve onlara yeniden hayat bunun veriyoruz. Bunun için mekanik detayları bilmiyorum gerçi ama belli ki bu arabaya iyi bakılmış. Kilometresi de düşük. Onlara harcayacak paramız yok. Pazarın ters tarafından alıyoruz o yüzden. Ben Saab'ımı aldığımda onu aldığım adamda iki tane var. Öyle mi? Ve ısrarla onların zamanının geldiğini söylüyor. İlginç. Stuart denen bu adamda iki tane var. Bir üçüncüsünü almak ister mi dersin? Ah, olabilir. Size şeyini vereyim. Komisyon veririz. İsterseniz onu bir arayın. Denemeye değer. Tamam. Fotoğraf çekip ona yollarsak güzel fiyat olur. Fiyat olarak ne istiyorsunuz şu an zaten peki? Mesele de söyleyin bu ya. Hadi. Etrafı kokluyor, pazarı kolaçan ediyor, başkalarının ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Anladım. Bilemiyorum ama doğru alıcı bulursa 3000 civarı eder. Biz de öyle düşünüyorduk. Bizim daha fazla etmez yani. Ama. Hayır. Ama iki buçuğa evet. Da razıyız biz. Ya da o hayır, civarı bir şey olabilir. Yani. Ederi bu kadar. Niyetimiz toplantının kalabalıklaşacağı akşam saatini beklemek. Umarım bize peşine düşebileceğimiz sağlam ipuçları verirler. Ama İngiltere havasının başka planları var. Bence harika olan şey ne biliyor musunuz? Kafa dengi insanlarla tanıştığımızı düşünüyorum. Bu arabanın ederi konusunda bizimle aynı fikirde olan insanlarla tanıştık. Bu da bende başarmışız hissi uyandırdı. Bu arabanın asıl değerini anladıklarını hissettim. Gerçekten çok doğru konuştun. Arabayı ederinin altında satmamak doğru bir karar oldu. İki gün sonra durumdan Paul bizi ziyarete geldi. Merhaba. Selam beyler. Paul değil mi? Paul evet. Gus ben memnun oldum. Gus memnun oldum. İyi günler Paul ben Will. Merhaba, memnun Will. Oldum. Evet arabaya istediğin gibi bakabilirsin. Bak bakalım ne düşüneceksin. Teşekkürler. İlk çocuğu üniversiteye falan gidecek anne babalar gibiyiz şu an. Boyasından gerçekten etkilendim. Rengi güzel olmuş. Elden geçtiği bile hiç belli olmuyor. Evet. Biraz da süpürge tutulsa iyi olurmuş. Evet kusura bakma. Bak o işten ben sorumluyum ama süpürmek konusunda iyi değilimdir. Hatta sevdiğimi de söyleyemem. Zekice olmuş. İki tonlu olmasını sevdim. Bundan bende de bir tane vardı aslında. Koltuklar kumaştı. Hemen lafa gireceğim ama ne kadar istiyorsunuz? Biz buna 3500'den ilan açmıştık. Ben buna 3500 istenilen ilanı gördüm ama bir yanlışlık var diye düşünmüştüm. Evet, koyulan fiyatı biraz yüksek tutman lazım çünkü biri çıkıp bu arabayı hemen istiyorum diyebilir ve hemen ödemede yapabilir ki bu da bizim için çok mutluluk ama vereceğiz. Ama sen bunlara çok baktın değil evet. Mi? Peki baktığın diğerlerine kıyasla bu nasıl? Durum itibariyle çok iyi. Biz de böyle düşünmüştük. Onu aldığımızda biz de öyle düşündük. Açıkçası bundan daha iyi bir tane olacağını düşünmedik. Size tek seferlik bir teklif yapacağım. Bak bu tür teklifleri severim. Böyle konuşan insanları da öyle. Benim hoşuma gitti. 2250. Bak bu araba güzel. Ayrıca Poli de sevdim. Arabanın satıldığını görmek bence güzel olur. Satalım gitsin. Katılıyorum. Arabanın satıldığını görmek 2250 güzel olur. 2250'yi anlaştık mı? Evet hadi. Evet. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sağ olun. Volvo'nun tadını çıkar. Bu da demek oluyor ki 1250 sterlinlik karla paramızı ikiye katladık. İşimiz devam ediyor. Paramızı aldık ve külüstürü kullanılır hale getirdik.